Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, İl Genel Meclisi Başkanım, Emniyet Müdürüm, Gençlik Spor İl Müdürümüz, çok değerli basın mensupları. Bugün burada Denizli'mizde yaşanacak olan bir güzelliğin, Denizli'mizde yaşanacak olan bir ilkin tanıtımını, anlatımını ve başlangıcını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle davetimizi kabul edip buraya gelen tüm misafirlerimizi, basın mensuplarımızı çok çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 8 Haziran günü Başbakanımızın gelişiyle aşmış olduğumuz bu geleneksel Türk spor oyunları kompleksinde artık kullanılmaya, artık faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. Öncelikle bu spor tesisimizin tekrar Denizli'mize hayırlı olması, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu tesis bırakın Denizli'de, Türkiye'de de ilktir. Başka bir şehirde, başka bir ülkemizde böyle bu amaçlı bir tesisimiz yoktur. Bu tesisin esas kullanma amacı da atalarımızdan, ecdatlarımızdan gelen ve kültür coğrafyamızdaki tüm geleneksel sporlarımızı burada bir olimpiyat havasında, bir festival havasında insanlarımıza anlatmak, tanıtmak, çocuklarımıza bu güzelliklerimizi göstermek, geleneklerimizi, örflerimizi, sporla ilgili faaliyetlerin, atalarımızın sporla ilgili faaliyetlerin ne olduğunu göstermek amacıyla inşallah etkin hale kullanacağız. Eğer biz bunu yapabilirsek, başarabilirsek, işte o zaman çocuklarımız aynı bizim gibi geleneklerinin bağlı, göreneklerinin bağlı, bizi biz yapan değerlerimizle donanmış olurlar. Bunun yanı sıra tabii dünyada birçok medeniyet var. Bu medeniyetlerden de değişik örnekler, o spor dallarında değişik örnekler de burada sunulma imkanı olacak. Tabii burada sadece Denizli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bir organizasyon değil. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere Genel Müdürlüğümüz, TRT'mizle yapmış olduğumuz bir protokol çerçevesinde bu faaliyetlerimizi, tesisimizi başlattık, yapımını başlattık ve inşallah o amaç doğrultusunda da burada faaliyetler sürdürmeye başlamış bulunuyoruz. Bu etkinliğimiz 10 Ekim'de başlayacak, çarşamba günü başlayacak ve 14 Ekim'de sona erecek. Yaklaşık 450 sporcunun katılacağı ve ağırlık olarak güreş ve birincilikle ilgili spor dallarının olduğu birçok güzellikler, birçok çeşitliler, birçok o atalarımızın sporlarını burada halkımıza sunma imkanını kazanacağız. İmkanını bulacağız. Tabi burada öncelikle bu tesislerimizin yapımında ve özellikle bu protokol başlangıcında imza atan insanlarımız var. O günkü başkanımız Sayın Niyaz Zeybekçi'ye bu protokolü imza attığı için ben böyle bir projeyi ortaya koydukları için kendisine teşekkür ediyorum. Spor Genel Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Suat Kılıç Bakanımız buranın yapımıyla ilgili de gerçekten olağanüstü katkı sağlamıştır. Biz bu tesisleri kendisiyle birlikte ortak bir şekilde yapmaya başladık ve onunla birlikte tamamladık. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu büyük katılımlı geleneksel spor oyunlarımız inşallah başarılı bir şekilde geçsin. Türkiye'mizde ilk olan ve en büyük geniş çapta olan bu etkinliğimize 25 ülkeden toplam 450 sporcu gelecek. Gerçekten Türkiye'de ses getirecek, dünyada ses getirecek bir etkinlik olacak. İnşallah hatasız kazasız amacına uygun güzelliklerle geçmesini temin ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle bir hayalin gerçekleşmiş olması bizi her zaman için sevindirdi. Burası gerek başta projelendirmesiyle o günkü değerli bakanımız Sayın Faruk Özak Bey, sonra da kurumlardaki ki bizim hükümetimizin bir geleneği, bir bakanımızın bıraktığı, bir başkanımızın bıraktığı yerden devamının aynı şekilde ve aynı bilinçle devamının güzel bir örneğidir bu. Bir bakan ile ve diye bir başkanla başlayıp diğer bir bakan ve diğer bir başkanla devam ederek bitirilen muhteşem bir eser. Sadece burası geleneksel spor oyunları amaçlı yapıldı ve bu da ilk etkinlik. O günden bugüne kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
Bu etkinlik inşallah bir başlangıç olacak. Bundan sonra burası tüm geleneksel spor oyunlarımızın tüm branşlarıyla yapılabildiği bir alan olacak. Denizli'miz için bir şanstır. Denizli'miz için bir fırsattır. Denizli'miz bizim söylemeye çalıştığımız sloganlardan bir tanesi. Denizli bazı şeylerde bir numara olacak. Geleneksel spor oyunlarında Denizli inşallah belki dünyada, Türkiye'de zaten bir numara olacak ama belki dünyada da bir numara olacak. Bu alanla ilgili geliştirerek de yapıyoruz. Ve yılında bu branşlarda bence ileriki yıllarda Denizli geleneksel Türk spor oyunlarında veya dünyadaki bazı geleneksel oyunlarda yıl boyunca devamlı olarak spor branşlarında müsabakaların yapılabildiği, etkinliklerin yapılabildiği bir şehir olma özelliğini de inşallah bu başlangıçla gerçekleştirmeye fırsatı yakalayacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah Denizli'miz için güzel olur, hayırlı olur. Kazasız belasız gönlümüzdeki gibi güzel bir etkinliği birlikte yine gerçekleştirmiş oluruz. Belediyemize, bakanlığımıza, Geleneksel Spor Oyunları Federasyonumuza, valiliğimize ben çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Özellikle ben bu festivalin Uluslararası Medeniyetler İttifakı Geleneksel Sporlar Festivali olarak seçilmesinin çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Dünyamızın bugün en çok barışa ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde medeniyetler çatışması diyenlere inat olarak Medeniyetler İttifakı deniliyor ve evrensel barışın en önemli sembolü olan sporda da insanların bir araya gelebileceğini göstermesi anlamında Denizli'nin bu görevi üstlenmiş olmasının çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Denizli 7500 yıldır zaten bütün medeniyetleri bir araya getirmiş. Topraklarında her medeniyeti misafir etmiş ve bunları barış içerisinde yaşatmış bir şehir. Bugün bu festivalle günümüzde de bunu tescillemiş oluyoruz. Ben de bu çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda Denizli'de 42 değişik spor branşında 55 bin lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 102 değişik dallarda spor kulübümüz bulunmaktadır. Yani bu işin altyapısı da vardır. Sayın Başbakanımız son ziyaretinde konuşmasında da hepiniz şahit olduğunuz bir talimat verdi. Özellikle bundan sonraki spor anlamında Türkiye'nin başarılı olabilmesi için altyapı anlamında bu çalışmanın başlaması talimatını verdi. Biz de ilimizdeki bütün okullarımızla, belediyemizle, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüzle el ele vererek, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte önümüzdeki haftadan itibaren il genelinde her spor dalıyla ilgili kendimize belli spor dallarını hedef seçerek çocuklarımızı ilkokul çağından alarak inşallah geleceğin sporcuları, olimpiyatlarda yarışacak sporcularını yetiştirmek için hazırlıklarımız devam etmektedir. Biz inanıyoruz ki bu tesisler çok önemli. Bu tesisleri biliyorsunuz Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün katkısı ama büyük kısmı Denizli Belediye'miz tarafından organize edilen bir tesis olarak Denizli'ye kazandırıldı. Bu tesisler çok önemli ama önemli olan bu tesislerin yaşaması, faaliyet gösterebilmesi. Bugün bunun ilk adımı atılıyor. Bence bu tesisleri yapmak kadar daha anlamlı. Çünkü bu tesisler yapıldı ve belediyemiz o tesislerin yapıldığı günden itibaren burada özellikle at ve binicilikle ilgili çocuklarımızı burada bu faaliyetleri zaten başlattılar. Ama bu faaliyetle de Sayın Milletvekilimizin de dediği gibi Türkiye'de değil dünyada örneği olmayan geleneksel spor oyunlarını burada başlatmış olacağız. Çünkü çocuklarımız geçmişini çok unutuyor. Burada bizim geleneksel oyunlarımızın ne olduğunu hem Türkiye'ye hem dünyaya göstereceğiz. Ama ilave olarak dünyadaki bir kısım ülkelerdeki
geleneksel spor oyunları da burada gerçekleştirilmiş olacak. Ben bu organizasyonda en büyük katkıyı veren başta Gençlik ve Spor Bakanımıza ve onun çalışanlarına, TRT Genel Müdürümüze ve kurumuna, Denizli Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese, bütün Denizliler adına şükranlarımı sunuyorum. Denizli Belediye'miz Türkiye'de altyapı hizmetleriyle birlikte, özellikle uluslararası aktiviteleriyle de artık herkesin kabul ettiği sosyal belediyecilik anlamında da örnek bir belediyemiz. Bu yıl içerisinde sizler de şahit olduğunuz pek çok aktivite yaptık. Tiyatro festivali, halk oyunları festivali ve bunların 15.si, 16.sını, 17.sini yaptık. Yani bu şunu gösteriyor. Burada yapılan faaliyetler bugün başlayıp önümüzdeki yıl biten faaliyetler değil. Bunu da bütün kentin heyecanını da birlikte, bütün kesimlerin desteğini de alarak inşallah başarıyla tamamlayacağız. Ben katkısı olan herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere de saygılar sunuyorum.